Arkadaşlar bugün Tonguç Akademide size uluslararası bilim, birim sistemini göstereceğim. O nedir hocam? Dolar mı? Tonguç onun gibi değil, dolar gibi değil. Şöyle düşünelim Tonguç'un um, bak dünyanın her tarafında farklı birim sistemleri kullanılıyor. Mesela Amerikalılar e, işte metre kullanıyor, şey e, feed kullanıyor, biz metre kullanıyoruz vesaire. Şimdi bak bir tane bilim adamı e, Lord Kelvin denilen bir bilim adamı demiş ki eğer biz konuştuğumuz bir şeyler hakkında rakamlar verebiliyorsak evet. onun bir değeri vardır. O zaman tatmin edici bir bilgidir demiş. Hatta bunun sayesinde ne demiş? Demiş ki kardeşim ben Kelvin denilen bir birim sistemini oluşturacağım demiş. Ha. Yani bu adam gayet, eğer konuştuğum hakkında ölçüm yapabiliyorsam evet. ve rakamlarla söyleyebiliyorsam. Yani ben mesela ben tamam işte boyum çok uzun diyorum. Ama ben boyum işte 1.88 dediğim zaman ha o zaman tamam boyumuzundur diyebilirim. Doğru. Bu çok daha ikna edici ve çok daha tatmin edici oluyor. Tamam mı Tonguç'um? Ama hocam Kelvin de bir yerde hata yapmış. Şimdi eleştiri yapmamış kendine ama. Mesela sevgimizi rakamlarla ifade edemeyiz. Sevgimizi rakamlarla ifade edemeyiz ama bu İngiliz bilim adamı gerçekten çok doğru bir şey söylemiş. Doğru hocam. Boy sevgimizi adım. de şöyle ifade edebiliriz. Seni Ah bu kadar seviyorum veya He. şu kadar seviyorum veya seni... Çocuklar yaptığı gibi tüm omuzu açmak böyle değil mi? 10 milyon insanın seviyormuş gibi seviyorum diye Dünyalar biliyorsun. kadar seviyorum. Dünyalar falan. kadar diyebilirsin. Samanyolu galaksisi. Ulan var ya sana da çapkınlık dersi veriyoruz. Teşekkür daha. ederim hocam. Uluslararası birim sistemi dediğimiz şey SI dediğimiz şey. Aslında e, SI dediğimiz zımbırtıyı şimdi anlayacağız nerede çıktığını falan. Ama neden bu gerekli? Şimdi bak ben Amerika ile ticaret yapacağım. Tamamdır. Amerika'ya yani. gidip sosyalleşeceğim, insanlarla tanışacağım. Veya yani diyeceğim ki Amerika'daki şeyleri gezeceğim, müzeleri gezeceğim, kültürel ilişkiyi kuracağım. Ve bunlar buradaki adamlarla bilimsel bilgi alışveriş yapacağım. Diyeceğim ki mesela üniversiteye gideceğim, Amerika'da bir master yapacağım diyelim. Oradaki insanlarla beraber çalışmalar yapacağım. Amerikalılar ne kullanıyor biliyor musun sıcaklık birimi olarak? Bilmiyorum. hocam. Amerika'da, Amerika'daki adama sor bugün hava sıcaklık kaç derecede de, de. sana adam diyecek 70 diyecek. Hayda. şuş diyecek ya sen ölüyor musunuz orada diyeceksin. Hayır. Adamlar Fahrenheit kullanıyor. He. 70 Fahrenheit yaklaşık 20 derece, 25 derece gibi bir şey. Anladım. Gayet normal bir sıcaklık. Yani 70 Fahrenheit Amerika'da kullanılıyor. Bizde 25 derece kullanılıyor. Anladım hocam. Dolayısıyla bütün ülkeler farklı şeyler kullanıyorlar. Fakat biz bunları bilimsel bir dil haline getirmemiz gerekiyor. Fizik yapacağız kardeşim. Aynen. O adam 70'lik sen gibi oğlan kafan karışacak falan. Olmaz. O yüzden demişler ki mesela sıcaklık için Fahrenheit, Celsius değil de Kelvin kullanınız kardeşim demişler. Anladım hocam. Veya başka şeyleri de standartize etmişler. Çok Bu yapan bir şey hocam. Bunu yapan Paris'te 1960'ta bir tane institüt var. Paris. Evet sistem internasyonal bunu Fransızca böyle okunuyor. international diye okunmuyor. Şöyle evet. bakayım evladım. Sistem de internasyonal. Of inanılmaz. Ve bu e, internasyonal sisteme göre 1960 evet, hocam. yılında sonra artık bütün dünyada bu birimler kabul edilmiş. Şimdi gel bakalım bu birimleri teker teker anlayalım. Bakalım hocam. Bak temel büyüklükler var fizikte. 8 tane. Sadece bunları ezberlemen gerekiyor, diğerlerini boş boşver. Bu temel büyüklüklerden uzunluğun sembolü ne Tonguç'um? L. Hmm, length. Length'ten geliyor İngilizcedeki. Aklına getirelim. Ha neyse onu yazmayalım. Boşver. İngilizceye katmayalım işin içine. Birimi ise metre. Metreyi nasıl gösteririz? M. Küçük m harfiyle. Biliyorsunuz zaten. 3 metre, 4 metre yazarız. Mesela buraya 4 metre, 5,2 metre gibi şeyler yazarız değil mi? Kütleyi neyle gösterir Tonguç'um? Bilmiyorum kütleyi aferin Tonguç'um m ile gösteriyoruz. Ama metreyi de m ile gösteriyorduk hocam. Bunun sembolü bu bir, bu birimin sembolü ha. bu kendisinin sembolü. Mes. Harika. Bak, uzunluk aslında length İngilizcede. Kütle mes aslında. Hep bak buradan geliyor, görüyor musun? Anladım Hep İngilizceden geliyor. Kusura bakma. Eğer biz bilim adamı yetiştirdik bizimki olurdu. Tüm. Zaman time demek. O yüzden sembolü ise küçük t. Anladım. Anlaştık mı? Sıcaklık temperature demek. Ve bunun sembolü ise büyük t Tonguç. Tamamdır hocam. Zamanı neyle ölçeriz Tonguç? Saniyeli. Evet. saniyeyi küçük s ile gösteriyoruz. Kütleyi neyle ölçeriz? Kilogram. Kilogramı zaten herkes biliyor. Şey Kg mi? ile gösteriyoruz. Sıcaklığı neyle ölçüyoruz? Kelvinle. bak bu Celsius veya şey değil. Santigrat Fahrenheit Santigrat değil. Kelvin dediğimiz şeyi de K ile gösteriyoruz. Tamam, büyük doğru. K ile gösteriyoruz. Unutma Tonguç'cum. O hatta bu ilk cümleyi söyleyen adam buldu onu da biliyorsun. Bunu da kopyasını hazırlayayım hocam ben ne olur ne olmaz. Akım şiddetini ne ile gösteriyoruz Tonguç'cum? I dediğimiz harfle gösteriyoruz. Küçük I ile gösteriyoruz. I eşittir 5 amper, 5 amper falan yazıyoruz. Bunu büyük A ile gösteriyoruz. Amper dediğimiz şeyin sembolü, biriminin sembolü büyük A. Işık şiddetini ne ile gösteriyoruz Tonguç'cum? Büyük ığla gösteriyoruz. ışığın ışığın Işığın gelsin. Intensity İngilizcesi de. Anladın. Bununki de current ama burada bir garip, gariplik olmuş. Bak ışık şiddetini kandela ile gösteriyoruz ya. Bir Kandil bir hocam, hocam kandilden gelsin. Kandilden gelsin. Kandil ışık verir. Kandiller yana yana. CD ile yazılıyor. Tamamdır yani. hocam. Madde miktarını ise Tonguç'cum neyle gösteriyoruz? Ee, N harfiyle He. gösteriyoruz küçük ne harfi hatta Avogadro denilen bir adam molü buldu ve bunun kısaltması da aslında birbirine çok yakın mol. mol. Anlaştık mı çocuklar? Anlaştık hocam. O zaman video bombardımanımız devam ediyor. Ee, bütün videolar çok kısa bir sürede geliyor, size ulaşıyor ve tonguçakademi.com'da daha önceden size veriliyor ve kategorize olmuş bir şekilde. Bütün sosyal medyanda bizi takip et ki daha önceden videoları öğren ve bu soruyu da yorumlara gönder bakalım. Gönderiyorum.